Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle bamiye pişirmek istedik. Bamiyemizi şöyle bir sütçü arkadaş var. O getirdi sütümüzü, bamiyeyi. Şöyle çok güzel peynir getiriyor. Peyniri de çok güzel, yağlı peynir. O kadar güzel ki lezzetine doyum yok. Şöyle şimdi bamiyeyi temizleyip bamiyemi bastıracağım. Burada da etimizi çıkarttık. Daha sonra domatesini, soğanını, sarımsağını ekleyerek bamyamızı pişireceğim. Şimdi bamyayı böyle temizliyorum. Şöyle küçüklü büyüklü. Bütün hepsini bu şekil şöyle temizleyeceğim. Daha sonra yemeğimi bastıracağım. Şimdi şöyle domatesimi çıkarttım. Soğan bir baş. Şöyle bir baş da sarımsak. Bamyayı da yıkadım, temizledim şöyle. Şimdi bastıracağım. Domateslerimin kabuklarını soyarak doğrayayım. Orada da tencereme etimi koydum. Daha sonra bastırayım. Yemeğimi yapayım. Evet canlarım, şimdi bamya yemeğimi pişireceğim. Etimi şöyle tencereme koydum. Nohut dolapta var zannettim. Nohut yokmuş. Şöyle haşlanmış nohut getirttirdim. Burada da nohudumu aldım. Şimdi haşlayacağım. Her zaman dolabımda bulunuyordu. Bugün kalmamış. Şimdi bunun suyunu süzerek biraz yıkayayım. Şöyle nohudu yıkadım. Nohudumuz olursa güzel olur. Şimdi bu etimin içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyeyim. Yağımı ekledim. Şöyle haşlanmış olan et
Şöyle yağda biraz kavrulsun. Bunun şimdi içerisine şöyle eklemiş olduğum, doğramış olduğum soğanımı ekleyin. Bir baş soğan. Soğanımız da şöyle biraz yağda kavrulsun. Bamiye de taze bamiye canlarım. Dolaptan linkten çıkmadı. Daha az önce sütçümüz getirdi. Çok güzel bir bamiye. Şöyle etimizle soğanımızı güzel yağda çevirelim. Şimdi soğanımı, etimi bir güzel kavurdum. Etimi, soğanımı bir güzel kavurdum. Şimdi bunun içerisine şöyle birazcık salça. Şöyle salça ekliyorum. Salçamız çok kuvvetli. Onun için şöyle biraz salça. Salçayı da yağda şöyle çevirelim. Daha sonra şöyle etimizle beraber salça da biraz kavrulsun. Şimdi içerisine şu nohudumuzu ekleyelim. Bamiye nohut koyduğumuz zaman daha hoş olur. Daha güzel olur. Şimdi nohudumuzu da ekledik. Nohut da şöyle biraz yağda çevrilsin. Şimdi bunun içerisine şöyle bamyemizi içerisine aktaralım. Bamyayı karıştırmayalım. Karıştırırsak bamya şey olur, biraz salyalanır. Şöyle çevirelim. Şimdi bunun içerisine şöyle domatesimizle bir baş sarımsağımızı ekleyelim. İyice bamyemiz sararana kadar su eklemeyelim. Sararsın, böyle pişme şeyinde çok az bir su koyarız. Şimdi bunun içerisine şöyle tuzumuzu, şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Daha sonra bakarız, tuzumuzu ona göre ayarlarız. Bir çay kaşığından kadar karabiber, karabiberimizi de ekleyelim.
Şöyle. Şöyle biraz da yaprak biber. Şöyle karşımızda bir kaşık yaprak biber ekleyelim. Şimdi bunun ağzını kapatalım. Bu kendi kendine pişsin, sararsın. Şöyle bamyemiz pişmek üzere olduğu anda biraz su ekleyelim. Ağzını kapattık. Şimdi burada da biraz bulgur pilavı pişireyim. Hadi görüşürüz dostlarım. Allah'a emanet olun. Piştikten sonra size gösteririm. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri de izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Biz de emek çekiyoruz. Hadi hoşça kalın. Evet canlarım, şimdi bamyem bir güzel sarardı. Şöyle içerisine biraz limon ekliyorum. Hadi atıyorum. Hiç salyalanmadı. Icardi koş. Şimdi biraz tuz daha ekleyelim. Duymuyorum dedim. Ben senin dediğini duymadım mı oğlum, özür dilerim. Hadi yürü ama, gidelim içeriye. Evet, beraber oynamayalım mı? Ağzını kapatalım. Hadi bunu Mehmet'e götürüyorum. Şimdi şöyle bir su bardağından fazla su ekliyorum. Suyunu da ekledim. Domatesin suyuyla pişti sanki. Birazcık da su ekledim. Şimdi ağzını kapatayım. Biraz daha pişsin. Altını kapatacağım. Misler gibi oldu canlarım. Hiç sallanmadı. Yusuf, Berkay niye bağırıyorsun? Burada da şimdi biraz dün yemek yapmıştım. Ondan da bulgur pilavı kalmıştı. Şimdi bunun da yanına biraz dövme pilavı, değişiklik olsun diye dövme pilavı koyuyorum. Şöyle dövmemi yıkadım, ocağa koydum. Şimdi o da pişsin. İsteyen ondan yer, isteyen bulgur pilavı yer. Şöyle ağzını kapatalım, o da kaynasın dövmemizde. Daha sonra dövmemizi de pişiririz, yağlarız. Misler gibi olur arkadaşlar. Bamyemiz öyle güzel oldu ki. Taze bamya. Pişti mi? Hayır, hiç salyalanmadı. Çok güzel oldu. Anne şeyi haşla. Evet, şimdi şöyle dövmemi yıkadım, koydum. Biraz haşlandı. Haşlandıktan sonra suyunu süzdüm. Tekrar yıkadım. Bunun içerisine şimdi şu kemik suyunu ekliyorum. Şimdi biraz su daha ekleyeyim. Şöyle. Bunun tuzunu da ekleyeyim. Ağzını kapatayım. Dövme pilavım yavaş yavaş pişsin. Evet canlarım. Şimdi pişirmiş olduğum bamiyenin servisini sizlere gösteriyorum. Şöyle dövme pilavım tane tane oldu. Bamiyem de o kadar güzel oldu ki misler gibi. Şöyle sizlere göstereyim. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun.